Bazı insanlar kendilerini yükseklerde daha iyi hisseder. Burdur Aziziye köyü de Oğuzların Sarı Keçili boyunun yaşadığı bir yörük köyü. Oyunların ve türkülerin hala saf yaşadığı bu dağ köyünde sazı ve sözüyle Rıza ve Yücel Yağız, Süleyman Yakan, Hüseyin Candan'la birlikte Kaval ve Sipsi'de Mehmet ve Ali Bedeli kaydedeceğiz. Ve ayrıca da Ahmet ve Hasibe Can'la Hasibe Çelik bize Boğaz Hadası söyleyip leğen çalacaklar. Ama bir köy evinin sıcacık, otantik görünümüne dayanamayıp Aziziyelilerin çok da güzel oynadıkları Serenler Zeybe ile açılışı ben yapayım dedim. Serenler, serenler am. Alçak yüksekte serenler hey aman. Ben gidiyorum mamur olsun am. Bir anlar hey. Ben gece geçtim de görmedim hey aman. On yerimden hançer yedim aman. Ölmedim ey. On yerimden hançer sular içtiğimde kanmadım ama. Kaşların ama kahretsin.
Süleyman Yakan yörede sazı, sözü ve tavrıyla nam yapmış bir usta. Yükseklerin ağacı ardıç türkülere girmiş. Ritmik olarak kabardıç, yani kaba ardıç çeşitlemesi çaldı bize. Kabardıcı gülden yanı vurulur. Ah vurulur. Herkes sevdiği. Kabardıcı yelenmesi dal ile ah dal ile gezilir mi gönl olmadık yar ile. Süleyman abi, senin şu ah çekişin yok mu? Nasıl ciğerden bir ah çekiş bu? Sümer ustam, ahsız türkü olmaz. Niye böyle yürekten ah çekersin sen? Ama türkünün geldisi ve şeysi verimi, oraya dolduruşu nasıl diyeyim, yakışığı öyle. Sen diyelim. Yalnız bir töreyi temsil ediyorsun, ben onu hissediyorum. Sarı keçili yörüklerinin diyarı buralar. O gerideki şeyi, gücü hissediyorum ben. Ustalarımızdan aldık, dinlediğimize göre o kerpiç yapıyla daha halen devam ediyoruz. Sizler düğün çaldınız yıllarca. Düğün çalgıcıları bana göre kültür taşıyıcılarıdır. Yani. O kültürü yaşatan, öz Türkçeyi. Ben her zaman diyorum, halkın kültürünü halka aktaran kişidir. Bu kabardış çeşitlemelerinden bir tanesiydi değil mi? Evet. Ötme duguk var, bu bunun var. Bunun ayrı. Ötme guguk ayrı, garabaş koyun ayrı. Ama bunun hem ritim olarak hem şey olarak, müzik yapısı olarak bu devenin... tamam. Yani... Bir çeşitleme
bu evet. Bitkilerin bir çeşitlemesi bu. Bu ayrı bir çeşitlemesi. Bu evet. Devenin löngürdeme türü yani. Bir de develerin o çanları farklı farklı biliyorsunuz. Yani. Baştaki devenin çanı daha büyük olur. Onları sahipleri tanıyor. Evet, evet. Hangi evet. Devenin çanı olduğunu biliyorlar. Hangi devenin olduğunu çandan tanıyorlar. Yani. Süleyman abi sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Bizi de böyle bir esnada sizle olmak, bir katkıda olmak bizim için de onur. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. 80'lik usta, namı diğer Kozulcalı Hafız Rıza Yağız, oğlu Yücel Usta'yı da alıp gelmiş. Sarı zeybek eşelere yaslanır, aman yaslanır, hele yaslanır. Dili olan ona cadda uslanır, aman uslanır, hele uslanır. Çam oruptan soğuk sular içilir. Yaz gelince kospınara göçülür. Göz nuruyla nakışlanan halı var. Dertlilere derman derman maşta balı var. Cemileler yalnız gezer dağlarda, aman dağlarda, hele dağlarda. Gözüm daldı mor sümbüllü bağlarda, hele bağlarda, efem bağlarda. Çam oruptan soğuk sular içilir. Yaz gelince kospınara düşülür. Göz nuruyla nakışlanan halı var. Dertlilere derman derman maşta balı var. Cemile Kız dağlarda mı geziyor? Evet. Şimdi bu türkü teke havası ayağı. Biliyorsun tekeyi dağlarda cemileler güdüyor. Yani kadınlar güdüyor. Şimdi dağlarda güdüyor ama hiç kendisine bir zarar gelmiyor çevreden. Bütün çevrenin halkı, erkekleri bilhassa çok namuslu ve terbiyeli insanlar, temiz insanlar olduğu için cemileler o dağların arkasında tereddütsüz o dağlarda geziyor. Güvenli yani. Güvenli olarak ben da geziyor. Ben hala görürüm bu köylerde böyle kadınlar. Evet. Davar güderler böyle evet. Tek başına böyle evet. Eline sopasıyla bu, hala. Tabii, o bu tabii bu niye delalet? Bu cemileler kızlar başına bir iş gelecek veya gelmeyecek tereddütü yok. Evet. Sağ ol Rıza abi. Teşekkür ederiz. Güzel ellerine sağlık senin de. Çok teşekkür ederiz. Eskiden yavuklular uzaktan uzağa kur yaparken hadi sen de der gibi Boğaz Hadası söylermiş. Akkayınım yüz olsa, akkayınım yüz olsa, gittim yerler düz olsa, gittim yerler düz olsa, ben koyuna giderim, ben koyuna giderim, arkadaşım kız olsa, arkadaşım kız olsa, ay, 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 ay.
kandıramın da bana, ben istemen ya bana, ben istemen ya bana. Olsun koyun çobanı, olsun koyun çobanı. Ay, 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 ay. Hasibe ablacığım, şimdi ya, siz dağlarda dava güderken, koyun güderken niye söylüyordunuz böyle Boğaz Adası'nı? Arkadaş oluyor bize sözler, birbirimizin sözleri. Karanlık çökünce korkuyoruz, kadın değil miyiz, kız çocuğuyuz ya. Korku geliyor. Onu söylerken ben boğazımın sesimi duyan oradan bir arkadaş daha söylüyor. İçimize sevinç giriyor, orada bir arkadaş daha var diye. Yalnızlık onu söylerken olmadı. O söylüyor, ha o Ağaç'a mı Fatma mı? İyi ben de söyleyeyim onun karşılığına, ben de söylüyorum. Öbür tarafta onun sesini duyan o da söylüyor. Onunla gıdıldaşlıklarını söylerken evin yolunu tutuyoruz, geliyoruz. Yatsın ezenleri okunurken geliyoruz eve. Kız çocukları tek başına dağda davar gidiyordunuz. Evet. Demek ki güvenli bir ortam vardı. Güvenli ortam, evvel evet, öyleydi. Evet. Kara taş boyanır mı? Kara taş boyanır. Nerelerde çalardınız siz bunları? Düğünlerde, her düğünde de değil. Azıcık yakınına yardım edersin ya çalgıcı bulmazsın. Evveli hiç yabandan çalgıcı gelmezdi. Herkes çok çalardı, gençler çok çalardı. Aşağı senin kız büyüğün bire yardım etsin. Kızlar avlaşır böyle, sırıyla çalınırdı. Çok da bilinirdi, çok da güzel olurdu. Oyuncular da elinden tutmuyla kaldırdın. Yani kızın artık evet, baba evinden koca evine gideceği son gece, evet, evet, hüzünlü de bir gece kına, değil mi? Evet, evet. Kına yakıyorsunuz. Sizde evet, var mı kına? Evet, evet. Başımda var işte. Ha, başında kına var. Ha, güzel. Ben kına yakar durum başıma. Peki bir de bu şey, Boğaz Adası yapıyorsunuz. Bu davarları, koyunları güderken değil mi? Siz karı kocasınız. Evet. Ben sizi ben tanıyorum çünkü. Bir dinleyelim mi sizden? Halı dokurmalı, halı dokurmalı, modele baka baka, modele baka baka. Yar buradan geldi geçti, camlara baka baka, camlara baka baka. Oo, oo, oo. Karımın gazeli, Hasibe dünya güzeli, Hasibe dünya güzeli. Ahmet kepedik dermiş, Ahmet kepedik dermiş. Her yanları gozalı, her yanları gozalı. Oh,
de bu sizin söylediğiniz bu türkülerde, Boğaz Adaları'nda hep aşk var, sevgi var değil mi? Evet. Karşılıklı bu yani. Öyle olmuş evvelden işte. Doğa içinde doğa yaşıyorsunuz için. Ve hep böyle aşk, sevmek, ne güzel şeyler, sözler var. Hem duygulandırıyor hem sevindiriyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Baba oğul Mehmet ve Ali Bedel yüreğimin bam teline öyle bir dokundu ki, kahpe gençlik geldi geçti yel gibi, tadı da damağımda kaldı bal gibi. Oh,
Çok güzel oldu. Evet, bu siz aslında rahmetli Ali amca da, Ali'nin dedesi senin baban. Siz bu şeyde Sarı Keçili Yörüklerinin Aziziye köyündeki gerçekten köklü bir folklor kültürü olan bir ailesiniz. Mehmet, sen aynı zamanda yapımcısın değil mi? Evet. Sipsi, kaval, nefesli zarlar üretiyorum. Bayağı 30 senedir bu işi yapıyorum. Zurna? Zurna da yapıyorum. Zurna da yapıyorsun. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde senin adını hep duyuyorum ben. Çünkü hatta senden istiyorlar. Bu UNESCO tarafından sipsi yapımcısı ve icracısı diye ödül de aldık. Evet. Bu önemli. Sen de bir ödül aldın ama değil mi? Evet, aldım. Neydi? 2018 yılında Polonya'da Müzik ve Halk Dansları Festivali'nde sipsiyle birçok dünya çalgıları arasında dünya birincisi. Dünya birincisi oldun değil mi? Evet. Ya nasıl ilginç değil mi? Yabancılar bunların değerini ne kadar çok biliyorlar. Evet. Hormonsuz müziğin değerini. Geliyorlar, evet, buralarda araştırma yapıyorlar. Öz müziğe değer veriyorlar. Evet, bizim ülkemizde de değerinin bilinmesini, kesinlikle, arzu ediyoruz. Adını sevdiğim Avşar Beyleri, size bir vezirlik yakışıp durur. Tarihi Avşar Beyleri gurbet havasını Hüseyin Candan ustamız söyledi. Evet ustam, Avşar Beyleri mi çalacağız? Avşar Beyleri çalacağız. Kimden öğrendik bunu? İmecik Musa ve Musa Can Özdayım. Ha. Ondan öğrendim. Kaç yıl oldu bunu öğreneli? 25 yıl falan. Kaç yıldır saz çalıyorsun? Gönül Öğretmen Lisesi'nde mezun olduğumuz sene 81 yıllar. 81'de mi? Bizim, evet, radyoya girdiğimiz yıllarda, evet, başlamışsın sen. Evet. Düğünlerde çaldın. Düğünlerde çaldık. Böyle eğlencelere gittik. Orada burada hayatımızı sürdürdük yani. Evet. Şu Avşar Beyleri tarihi bir eser. Evet. Değil mi? Oğuzların çok, en büyük çok boyu Avşar Beylerinin. Onlara yapılan metiyenin türküsü, uzun havası da var burada. Evet. Hadi senden bir dinleyelim bakalım. Tamam.
yayla yollarında yürüyen gelin, ay gelin, oy gelin, oy aman. Alışanların özürü yengin, aman, aman. Sevgili dostlar, folklorun, diğer deyişle halk biliminin kaynağı Aziziye'de kültür pınarından kana kana içtik. Bizim işimiz güzelliklerin üzerine büyüteç koymak. Umarım mutlu oldunuz. Hoşça kalın.